Değerli dostlar, insanlık nefesini tutmuş vaziyette ve Gazze şeridinde yaşanabilecek yeni bir katliamın tıpkı bir saatli bomba gibi tiktaklarını duyuyor. Gerçek anlamıyla zor bir dönem. Gerek Müslüman coğrafya, gerek de genel anlamda bütün dünya, Filistinliler ve hatta Yahudiler için. Çünkü sonuç itibariyle İsrail'i yöneten aşırı sağcı kadro dünyadan gelmekte olan bütün çağrıları, özellikle bu ülkenin bir numaralı savunucusu ve hala silah veren unsuru, hala silah akışı var, bunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bile sözünü dinlemeden son derece disiplinli ve kararlı bir şekilde Refah operasyonuna karar vermiş durumda. Yani Gazze Savaşı'nın son aşamasını İsrail ordusunun 1.4 milyon aç, ilaçsız, susuz, ekmeksiz, hatta çadırsız, sokakta kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı 1.4 milyon insanın içinde bir harekat yapmayı planlıyor. Bu inanılmaz bir gelişme ve sonuç itibariyle batılı medya, batılı siyasetçiler Benjamin Netanyahu'ya Hamas'ın 7 Ekim 2023 günü gerçekleşmiş olan 1200 İsrail insanının hayatına mal olmuş o saldırısından sonra vermiş oldukları kayıtsız şartsız destekten pişman bir biçimde ama biraz da çaresiz öyle seyrediyorlar. Bakın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile önceki gün 45 dakika süren telefon görüşmesinden sonra yaptığı açıklamalar. Refah harekatı en kısa zamanda başlayacaktır. Amerikalılar ile ciddi bir anlaşmazlığımız var ve Refah konusunda bu anlaşmazlığın artık çözümleneceğine inanmıyorum. Yani diyor ki Amerikalıları ben ikna edemedim. Amerikalılar hala benim bu harekatı bu koşullarda yapmamam gerektiğini bana söylüyorlar ama ben bu harekatı yapmakta kararlıyım. Refah'ta varlığını sürdüren Hamas savaş unsurlarını ortadan kaldırmadan Hamas'tan kalıcı olarak nasıl kurtulabiliriz? Oradaki unsurlar esasında Hamas'ın oradaki varlığını sürdüren unsurlar. Başkan Biden'a Hamas'a ait 18 ila 24 tugayın yok edildiğini, geriye kalan Refah'taki 4 tugayın da yok edilmesi gerektiğini açıklıkla ifade etti. Bunu başarmak için oraya girmekten başka bir yol yok. Bütün bu cümleler Benjamin Netanyahu'ya ait. Benjamin Netanyahu bu cümleleri söylerken bir yandan da Mossad'ın başkanı vesairesi Katar'a gidiyor. Orada rehineler pazarlığı ve ateşkes pazarlıkları yapılıyor. Öbür tarafta Hamas Mısır'a son ateşkes kararlarını ve gerekçelerini aktarıyor. Taraflar arasındaki diplomasi bir şekilde devam ediyor. Rehinelerin kurtarılması gibi bir kavram ise artık İsrail'de neredeyse unutulmuş bir görüntüye dönüşmüş vaziyette. Yani İsrail'i yöneten aşırı sağcı, faşist kimlikli yönetim, kendi insanlarının Hamas'tan kurtarılması yönünde yürütülen bütün çabaları ve çalışmaları baltalayan bir kimlikle bu noktayı zorluyorlar. Bir de böyle bir durum var. O yüzden Jake Sullivan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sağ kolu güvenlik başdanışmanı, bakın nasıl bir rahatsızlık belirtiyor.
Refahta binlerce sivil açlıkla karşılaşmış ve basit çadırlarda yaşarken yapılacak askeri harekat büyük bir hatadır. Israrla belirttik. Bir harekat binlerce masumun ölümüne yol açacak, insani durumun içinden çıkılmaz hale getirecek, Gazze'de anarşinin artmasına ve İsrail'in uluslararası düzeyde izole olmasına neden olacak, diyor Jake Sullivan. Esasında çok enteresan bir kırılma noktasına doğru ilerliyor İsrail. Yani 70 yıllık tarihinde veya 75 her neyse 48'den beri hiç yaşamadığı bir yol ayrımına doğru ilerliyor. Çünkü burada yani Gazze Savaşı'nda taktik üstünlüğü kazanmış bir karakter olsa da İsrail stratejik açıdan çok büyük kayıplar yaşayan bir kimlikle karşımızda duruyor. Bu stratejik kayıpların bir numarasında dünya tarafından izole edilecek, izole edilmiş bir İsrail kavramıyla karşılaşıyoruz. Bu bugüne kadar Yahudi devletinin hemen hemen hiç yaşamadığı bir kavram. Hiç. Ama sonuç itibariyle Batı toplumları, Batı toplumlarının kamuoyu vesaire büyük bir kararlılıkla Müslüman coğrafyaların yönetimlerinden Malezya'yı açık ayrı tutuyorum. Onlar ticareti durdurmuşlar tamamen İsrail'de. Müslüman toplumların liderlerinden çok daha sert bir kimlikle İsrail'e doğru yaklaşıyorlar. Schumer yani Amerikan Yahudi lobisinin başkanı niteliğindeki senato çoğunluk lideri, bakın Amerika'daki Yahudi sivil toplum kuruluşlarından gelen bütün baskılara ve çağrılara rağmen geri adım atmadı ve dedi ki ben söylediğim sözün arkasında duruyorum. İsrail var olacaksa bir an önce Netanyahu ve kadrosundan kurtulmak zorundadır. Anthony Blinken, İsrail ordusu sivillerin kuzeyde kurulacak ek güvenlik alanlarına taşınacağını, ikamet ve gıda yardımı sağlayacağını söylüyor ama hiçbir plan bize bildirilmedi dedi. Bu nedenle Biden'ın önceleri bir plan beklediği, fakat o planın bir türlü gelmemesi üzerine İsrail Başbakanı'na tehdit düzeyinde bir sert konuşmayla bu olayı yani Refah Harekatı'nı durdurmaya zorladı ifade ediliyor. Gözümüz orada ve tarihin en büyük ve kanlı bir gelişmesine her an şahit olabiliriz. Hoşça kalın.